Evet canlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız bugün? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz, neşeniz yerindedir. Evet, ben dün de sizlerle birlikte değildim. Bugün de açıkçası neşem çok yerinde değil ama biraz çiçeklerimle ilgilenirsem, canlarımla muhabbet edersem keyfim, neşem yerine gelir diye düşündüm. Hemen bir kalktım yerimden. Ne böyle bir şey yapasım var? Böyle bir şey yesin var. Psikolojik olarak biraz düştüm maalesef. Kendimi çok iyi hissetmeyince de dedim kalkın, hiçbir şey yapmıyorken dışarıya çıkacaktık aslında. Ondan da vazgeçtim. Dayıma gitsem dedim ama dayımı yarın kahvaltıya zaten çağırmıştım. Dayım kahvaltıya gelecek yarın. Oraya da gitmek istemedim. Dayımla benim konuşmak bana belki biraz iyi gelir ama dediğim gibi yarın dayım nasıl olsa gelecek. Yarından sonra zaten doktor için bir arada olacağız. Evet, sizlerin keyfi, saati dediğim gibi inşallah yerindedir. Biraz önce o kadar sıcaktı ki ayağımdan çoraplarımı, moraplarımı çıkardım. Şimdi uzun çorapları giydim. Bu çoraplarım da galiba kişi. Ayaklarım 35 numara olduğu için 36 numara çoraplar ayağıma büyük geliyor. Çocuk reyonundan almam lazım. Gençlik yıllarımda da 34 bedenken o zaman da zaten şeyden çocuk reyonundan geliyordum. Böyle giderse yakın zamanda aynı duruma geleceğim. Evet, bu annemin aldığı pijamalar aslında beden olarak iyi ama bu defa da benim bacak boyum uzun olduğu için kısa geldi birazcık. Ha çok mu kısa? Kötü mü? Hayır değil. Sonuçta benim için evde günlük kıyafetim olduğu için çok. Evet, sabahtan kuş burnumu koymuştum. Kuşlarım zaten merhaba dediler sabah. Ya yemleri bitmiş ya dedim, suları bitmiş dedim. Dediğim gibi orayı hep açıyorum artık, böyle çok soğuk olursa kaçsınlar, oraya gelsinler diye. Bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar. Bugün şuradaki çiçeklerimi bir ekeyim. Onların bana sevgisi belki iyi geliyor. Dediğim gibi böyle hani bazen içimizde olur ya, dokunsalar ağlayacağım dediğimiz durum. Tam şu an öyleyim. Yıldızların etkisinde bir şey yok, aralar dolunay da yok ama bir anlam veremedim. Dokunsalar ağlayacağım. Bir şeyler de yapmak istemiyorum. Yere de gitmek istemiyorum açıkçası. Bana en güzel gelecek olan şey sizlerle muhabbet etmek ve çiçeklerimle ilgilenmek. Evet, bu arada kuş burnunu kırarak yaparsanız daha iyi olur demiştin ama ben bir türlü kırmayı beceremedim kuş burnunu. Açtım, gerçi araştırdım biraz. Herhangi bir zararı yok gibi gözüküyor. Hani herhangi bir çarpıntı falan bir şey de yapmadı. Çünkü onu biliyorsunuz çınar yaprağında yaşamıştım. Üçüncü gün artık 2-3 tane kalp apı ile birlikte ayakta duracak halim kalmamıştı. Evet, bu biraz soğusun, ondan sonra alayım. Evet, önce şuradan kettle'ımı bir alayım ki. Eyvah. Toprak olursa bir de bunu temizlemekle uğraşmayayım. Yumurta makinemizi de alalım. Burayı çamaşır suyuyla silmek kolay olsun çünkü sadece tezgah için buhar makinesini açıp çalıştırmak istemiyorum. Evet, bu arada aldım. Geçen gün biliyorsunuz fırında kullanmıştım. Yanıklar geçmedi ama inanılmaz güzel bir ürün. Hem kokusu çok güzel, inanılmaz güzel. Benim gözüme de dokunmadı.
Hamdi yağları çözmekte inanılmaz derecede etkili. Evet, hangileri köklenmiş, ona göre bir saksılarını, topraklarını bir ayarlayayım. Bunun saksısı zaten vardı. Hiç üstüne isim yazmadan kendi saksısına ekeceğim. Bunu acaba hangisinden kesmiştim? Her defasında üstüne isim yazayım diyorum ve her defasında unutuyorum. Bu da köklenmiş. Yaseminlerim hala hazırda köklenmediler. Bekliyoruz ne zaman köklenecekler. Bunun da aslında kökü çok fazla yok ama küçük bir saksıya ekersem bunu şöyle göstereyim, onun mini minnacık daha kökleri. Diğerleri bayağı bir saldı, kök verdi. Dediğim gibi soğuk havada biraz zor kökleniyorlar. Evet, bardak menekşemi de ekeceğim bugün. Bardak menekşesinden yalnız bir iki yaprak daha alıp çoğaltmak istiyorum. Yaprakları bayağı bir çoğaldı. Ama önce topraklarımı ve saksılarımı ayarlayayım tabii ki. Hazır olan topraklarım vardı. Banyoda gidip toprak alıp karıştırmaya üşendim. Aslında diğer bütün hoyalarımın toprakları birazcık azaldı tabii ki sıkıştıkları için. Aslında üşenmesem bugün gerçekten dedim ya, iki gündür hele dün hiçbir şey yapmak istemedim. Bugün de öyle, yine çok fazla keyfim yok. Önce şu minnabını ekelim. Minik de daha kolay kökleniyor çünkü. Biraz köklendikten sonra değiştiririm. Evet, bunun içinde ne var? Ponza taşı var, orkide toprağı var, perlit var. Kokopit torfu var. Başka lav taşı var. Toprakları kendim hazırlıyorum normalinde. Ama şimdi dediğim gibi hepsini içeriden taşımaya gerek yok. Şöyle çok az koyacağım. Bu Vayetti Variegetta. Dediğim gibi bunu böyle minnacık bir saksıya ekeyim ki. Şimdi bunlar böyle bir iki güne kök verdikleri zaman en azından benim neşem yerine gelir. Hem toprakla uğraşmak birazcık belki enerjimi bir düzeltir. Hani hep derler ya topraklanmak diye. Eskiden hani şöyle bir ayağın bir toprağa bas derlerdi. Ama şimdi toprağa basmak için dışarıya çıkmak lazım. Eskiden bir ara şey diyordum. İşte bu kadar saksıyla uğraşmak yerine acaba balkonun eşiğini birazcık yükseltsem diyordum. Bütün toprakları böyle balkona sersem direkt eksem nasıl olur? Yok yok, bahçeli bir ev kesinlikle şart. Evli olduğum süreçte ben Antalya içinde oturmuyordum, Selik'te oturuyordum. Önce Belek'te oturduk, daha sonra Belek'teki evimiz küçük geldi, dubleksti ama küçük bir dubleksti. Çok rahat edemedik bitişik nizamda. Daha sonra Selik'te büyük bir eve taşınmıştık. Bahçede bütün yeşilliğimiz, her şeyimiz vardı. Ayrıldığım eşim çünkü ziraat mühendisiydi. Pazara zaten ben sadece o dönemler Antalya'ya gelip gitmediğim için çok fazla kitap almak için gidiyordum pazara. Çünkü zaten ayrıldığım eşimin çalışmış olduğu çiftçiler yiyeceğimizi, içeceğimizi, her şeyimizi sağlıyorlardı zaten. Oradan geliyordu. Yani pazardan gidip de bir şey almıyorduk. Bahçede zaten limon ağaçlarımız, ben marulumuzu, maydanozumuz falan, onları da ekiyordum. Bu en son aslında koyduklarımdan birisi ama bu maşallah çok çabuk köklendi. Demek ki bu türün üretimi çok kolay. Bazıları dediğim gibi çok uzun sürede kökleniyorlar. Ama şöyle çiçekleri ekerken elimizde çok bastırmadan olduğu yerde vurarak topraklarının sıkışmasını sağlamak daha iyi sonuç veriyor. Kökler rahat
Öbür türlü çünkü kökler sıkışıyor ve çok geç gelişiyor. Şöyle hafif hafif şöyle vurarak. Elimle de şöyle hafifçe bastırarak üstüne. Zaten bir iki gün sonra bunlar sulandıklarında toprak biraz daha çöküyor. Dışarıdaki balkondakiler de öyle oldu. Ama dediğim gibi bu ara nedense böyle hiçbir şeyle bir uğraşmak istemiyorum. Buranın kalemi acaba burada mıydı? Üstüne ismine evet, suya dayanıklı bir kalemim vardı. Buraya koymuştum. Evet, burada duruyor. Çünkü bu saksının üstünde başka bir isim yazıyor. Karıştırmayayım. Onu hemen silip ismini yazayım ki türlerini karıştırmayayım. Bunlar çünkü yıkamayla da çıkmıyor. Bu Sweetscent'miş. Şöyle inşallah kalemimiz yazar. Belirli türleri yapraklarından tanıyabiliyorum. Ama o kadar çok çeşit var ki pek çoğunun yaprağı da birbirine benziyor maalesef. Ha, türlerini neden ayırmak istiyorum? İsimlerini bilmem açısından. Hem bazıları mesela serin ortam seviyor, bazıları tam tersi sıcak yerleri seviyorlar. Bu arada bunları derken inşallah telefonumda bir sorun oldu. WhatsApp'tan gönderdiğiniz mesajları göremiyorum bu arada. Bir sıkıntı yaşıyorum. Telefonda bir güncelleme yapmıştım, hala hazırda düzeltemedim. Bir telefoncuya gidip aslında bir baktırmam lazım. Belgimle düzeltecektik ama onu da atladık arada. İmran Hanımcığımın Yasemin'i inşallah düzelmiştir. Benim de dediğim gibi fazla su verildiği için Yasemin'e ben de bir sıkıntı yaşıyorum. İnşallah bir şey olmaz. Bir dalı sağlıklı ama bir dalı bayağı bir sarardı. Yaprakları döküldü. Bu ara onlar da benim gibi sevgisiz kaldılar. Onlar da evet, burada kök verirken kendisi sürgün de vermiş. Buradan sürgün de çıkmış. Bunun maşallahı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın bir tane de buradan sürgün vermiş. Uç kısmına dokunmak istemiyorum. Bunların ucuna dokundunuz mu sürgün kuruyor maalesef. Şöyle rahatlıkla köklerini toprağına almıştım ama şöyle elimi tutacağım. Köklerini dediğim gibi sıkıştırmadan. Belki bugün dediğim gibi çiçeklerle uğraşmak iyi gelir. Hatta hava sıcakken, camlar açıkken bir de çiçeklerimin ilaçlamasını yapayım. Hazır annem de evde yok. Çok fazla gelip çıkılmamış olur. Bu çiçeğin de köklerinde kurup çürüme vardı bunun. Hemen üst kısmını kestim. Suya koydum. Yani su kültürüyle tekrar köklendirdim. Yoksa tamamen kaybedecektim çiçeği. Ama çok bayağı uzun bir süre bekledim. Köklenmedi. Dedim herhalde bu defa kurtaramayacağım. Olmayacak. Ama şükürler olsun ki. Evet, bunu şöyle biraz bastırıyorum. Kökleri var gerçi. Niye çöktüm bu ara böyle? Gerçekten bilmiyorum. Şu an dediğim gibi dayımla konuşmak iyi gelir belki ama yarına kadar bekleyeceğim dayımı. Evet. Toprak kuru olduğu için şu an sıkışmıyor.
can suyunu verdikten sonra biraz daha elimle bastırırım. Dediğim gibi toprağı zaten çökecektir. Evet, suyun sesi gelmesin diye birazcık kapattım kameramı. Evet, bardak menekşemi de, bardak menekşesini şöyle yana ektim. Yani yatay bir şekilde ektim. Diğer çiçeklerin aksine. Evet, can sularını verelim. Bunları hemen balkona çıkaracağım. Şu an bütün vücudum. Dediğim gibi 2 gündür bir sinir boşalması yaşıyorum. Evet, bunların suları burada biraz süzülsün. Ben de balkonda. En azından evet, şöyle hafifçe bunu bastıracağım. Bu biraz ağır bir çiçek çünkü. Düşmesin en azından. İnşallah bunlar da tutar. Diğer minnaklarım. Vallahi su sesi. Yine unuttum, yine açtım. Evet. Gelin bakalım. Bunları yeni yerlerine bir götürelim. Karşıdaki minnakların yanına bunları da yerleştirelim. Evet, bu taraf biraz daha fazla ışık ve güneş alıyor. Ama bunları yeni ektiğim için çok fazla güneş görsünler istemiyorum. O yüzden şöyle biraz daha arka tarafa doğru alacağım. Bir de yeni ektiğiniz çiçekleri mutlaka mümkün olduğunca böyle duvardan uzak tutun. Duvara değmesin. O da kurumalarına sebebiyet verebiliyor. Ve direkt güneş ışığından Antalya'da tabii kaçırıyoruz sürekli olarak da. Ben yazın artık perdeleri komple kapatıyorum çünkü güneş... Yine mi geldin sen? Bu defa yavrusu gelmiş bu tarafa. Suları o tarafta, yiyenleri bu tarafta. Mekik dokuyorlar iki arada bir derede. Gelip gelip gidiyorlar. Evet, bardak menekşesini bu tarafa alacağım. Yasemin bütün yapraklarını döktü. Şu an balkonun her yeri yaprak içerisinde. Evet, dediğim gibi bundan 1-2 yaprak daha alıp bu gümüş kaşık. Işığa göre bunun rengi çok güzel oluyor. Bu da minnak minnak yaprak çıkarmaya çalışıyor. Başladı. Şöyle göstereyim. Bu dişi de geri. Bunun çiçeğinin kokusunu çok seviyorum ben. Bundan biliyorsunuz bir yavru almıştım. Ebru'ya ektim. Bunun 3 katı oldu. Bir tane bile yaprak çıkarmadı. Alındığından beri böyle duruyor. onunla benim gibi herhalde psikolojisi bozuldu. Haydi bakalım bismillah şuradan olan şeylerden. Daha olgun yapraklarından şöyle. 2 tane alacağım. Ben sakslarını değiştiriyorum. Toprak büyüdükçe hepsi değişiyor. Bir böyle sizlerden uzak kalmaya göz alabilsem 3-4 gün şöyle bir ara verip bütün çiçeklerimin saksılarını bir değiştirmem gerekiyor. Burayı tekrardan bir düzenlemem gerekiyor. Şu 3 tanesini hemen tekrar suya koyacağım ki köklensin. Onu çiçeği biliyorsunuz çok güzel. 3 tane daha. Birinden birini mutlaka. Çünkü ilk defa bardak menekşesi büyütüyorum ve yetiştiriyorum. İnşallah bakalım onlar da büyürler. Burada böyle hepsini teker teker sırayla açtığını düşünmek bile inanılmaz güzel. Bunun çiçeğimin de bayağı suyu günleri var. Onları da bir yukarıya alayım şimdi hazır. El atmışken bunları suya ıslatıp onları da bir ipe sardırayım. Şimdi en zor kısmı burası, sandalyeye inip çıkmak. Buradan minik minik çiçek tomurcukları vermiş. Şöyle sardırayım ki
sevgili Gülbenciğim. Yasemin'in mama yaprakları, dediğim gibi, budalı sarardı. Herhalde Yasemin'le görüşemediğim için o da küstü. Yasemin'cim de güzel kızım benim. Hala sorunu çözemedi galiba, yorum yazamıyor bana. Çok fazla yorum yazdığı için ve emoji koyduğu için. Evet. Orada Yasemin'le hepsi birbirine girdiler. Onları açmak şu an mümkün değil gibi gözüküyor. Evet, şöyle bir iki tanesinden daha bir bakayım, çoğaltabileceğim hangisi varsa. Bir iki tanesinden daha çoğaltmak istiyorum. Çünkü istedikleri zaman uzun zamandır yeni üretmemiştim. Dikenler taşlarından var ama dikenler taşları çok geç büyüyor. Çok geç gelişiyor. Evet, bunlar ilaçlanmasına rağmen hali hazırda bu dalda hiç sorunu çözemedik. Şu kuruyan yerlerini keseyim ki bir hayat bulsunlar. Evet, bunda başka var mı? Bunun rengi süper oldu. Bunun saksımı şu an hiç değiştirmek istemiyorum. Rengini görüyorsunuzdur. Bu yani çiçek açmasa bile olur benim için. Şöyle göstereyim rengini. Bunun kokusu resmen parfüm gibi. Bu da Hoya Sunrise. İnternet üzerinden isterseniz araştırabilirsiniz. Evet, el atmışken aralarda hep kuruyanlar var. Bunun zaten bir ilaçlanması lazım. Yasemin yapraklarını döktü, diğerleri de döktü. Ama bir iki tanesini galiba yine kaybedeceğim. Hatta bir takipçimiz yazmış, nereden çiçekleriniz azaldı mı diye. Evet, kaktüslerimi biraz soyalara daha fazla zaman ayırabilmek adına pek çoğuna hediye ettim zaten arkadaşlarıma. Evet, şöyle kuruyanlarını alıp bundan zaten yeterince çoğaltmıştım. Şundan almak istiyorum ama çok sağlıklı gözükmüyor. Şurada başka bir suyu günü var mı? Bunları çoğaltırken mutlaka gözünün olması lazım. Göz olmazsa çoğalmıyor çünkü. Bunu ancak şuradan kesersem çoğaltabilirim. Denemekte fayda var aslında. Bir tane dalını kesip hasta da olsa. Çiçeklerim de aynı sahipleri gibi, dediğim gibi. Benimle birlikte onların da psikolojileri gitti. Şuradan. Bu biraz daha sağlıklı gözüküyor çünkü. Şöyle kestiğiniz zaman mutlaka çoğaltırken göz olması lazım ki buradan sürgün verebilsin. Alttakilerden şu an yok. Ay, bunun da en tepede. Şu an inmişken tekrar çıkmak istemiyorum. Vay ettim. Vay ettiden de almamışım. Vay ettiden aldım. Bunlar ikisi aynı tür. Bakın şöyle göstereyim. Bunun da yaprakları renk alıyor normalinde ama çiçeklerinin renkleri farklı. Tür olarak aynılar. Biri vay etti, biri vay etti vay ettiden. Başka da galiba yok. Hemen balkona çıkmışken sularını da vereyim. Bir tane şu an bulabildim, köklendirebileceğim. Hemen bir tanesini daha soda şişesine koyayım. Daha sonra çiçeklerimin sulamalarını bir yapayım. Ay, eğil kalk, in çık, yoruldum canına. Evet, yapraklarımızı topladım.
çiçeklerimi sularını da verdim. Benim neşem yok, onların bari neşesi yerine gelsin. Hemen şu tezgahın üstünde çamaşır suyuyla sileyim. Çayımı da bu arada burada soğuttum. Evet, saçları bu hafta değiştiremezsem. Buhar makinesini çıkarıp ayağımların birazcık iyileşsin de ondan sonra yapayım. Çünkü dolapların üstünü de silmem lazım buhar makinesiyle. Deterjan kullanmadan daha rahat oluyor. Ama ayağımdan ilk kalkmak da çok istemiyorum. Bir tarafım düzeltmeden bir tarafım başlıyor. Önce topraklarını bir alalım. Gerçi buraya da zaten kuleraksız çamaşır suyu kullanıyorum. Annem bazen lavabonun içine normal döküyor. Şu banyoya gitsin. Mutfak dolabımız da var nasıl olsa. Ben çamaşır suyundan uzak durduğum için. Balkonda hiç tarafı olmasa aslında toprağı balkonda değiştirip yıkayabilirim ama gider yere tam üstüne raf geliyor. Rafın olduğu yerde de oradan suyu üstüne bir şeyler tıkandığı zaman almam zor oluyor. Evet, bioaktif mutfakla temizleyelim. Dezenfekte olsun. Hem yine buralara sıcak bir şeyler konmuş. Leke olmuş çünkü. O zamanlar aman ilk tezgah yapılırken illaki hakiki mermer olsun istedim. Ama şimdiki aklım olsa yaptırır mıydım? Hayır. Çünkü en ufak bir şeyin dahi lekesi üstünde kalıyor. Şu hazır granit mi deniliyor? Granit olanlar daha rahat. En azından böyle normal mermer gibi leke bırakmıyor. Gerçi bu dolabın alt tarafı çürüdüğü için tezgah zaten şuradan bir çatladı, makineler tutuyor. Ben de bunların üstü leke leke olduğu zaman sinir oluyorum. Bir elimle biraz, bir elimle biraz. Tek kolla. Eskiden her şey bu kadar pahalı değildi, yapılabiliyordu. Belki mutfak dolapları için işte ölçü aldığımda alt tarafları bir yaptırsam mı dedim. Gerçi işte neyin ne olacağı belli olmadığı için vazgeçmiştik. Hani 60 bin lira tuttuysa alt tarafı komple en azından o zaman neye dönülmemişti benim bu mutfak. L'ye dönülürse yani 30-40 bin liraya mal olur diye düşündüm ama sonrasında ondan da vazgeçtim çünkü laminant da istiyorum. Şimdi daha henüz çatı için şeye geliyorlar, bakmaya geliyorlar, bir fiyat alınıyor şu anda çatının yapılması için. Kim ne kadar fiyat verecek ya da ne yapılacak diye. Ama kentsel dönüşüm olacak olursa hiçbirini de yaptırmanın anlamı yok. Ama herkesin aynı anda öyle bile olsa, hani Baygın'la da konuştuk. Köşedeki diş kliniği çok fazla masraf yaptı. Onlar karşı çıkıp mahkemeye vereceklerdir. Artık günümüzde de artık her şey mahkemelik olduğu için kısa sürede bir sonuç alınacağını düşünmüyoruz. Yine bir 3 sene kalacak ama 3 sene için bile o kadar masraf yapmaya değmez.
Çünkü ben burayı değiştirirsem ben mutfakta da artık şey istemiyorum, seramik istemiyorum, laminant istiyorum. Onun için her şeyin değişmesi lazım. Su tesisatı değişecek, elektrik tesisatı değişecek, her şeyin değişmesi lazım. O kadar kısa bir süre içinde gerek yok. Ancak bir yaptırırsam evin boyası yapılırken dolapların önce boyanması gerekiyormuş çünkü. Sprey boyayla boyayacağız dediler. Evet, bu buradaki sarılıkları çok fazla çıkarmıyor. Biraz da şu yer çeyizden bir deneyeceğim. Nasıl olsa gözüme dokunmuyor. Üstüme de çok sıçratmamaya çalışıyorum. Ama bu ürünü çok sevdim. Ama ben gittim baktım bir tane daha yedek alayım diye. Çünkü ben indirimde 34.90'a falan almıştım. Normal fiyatı 59 liraydı. Ama maalesef indirimden çıkmış. Ürün yoktu. Demek ki daha önceden kullananlar... Aa, bakın bu çamaşır suyundan çok daha çabuk çıkardı. Sararmaları. Tabii artık yılların mermeri olduğu için aslında getirip buna bir cila attırılsa olur. Gözenekler açık olduğu için içe doluyor ve çıkması zor. Evet, bununla birazcık en azından açıldı. Bugünlük idare eder. Buhar makinesiyle tamamen temizleniyor zaten. Ama dediğim gibi bugün buhar makinesini açmadan şöyle dezenfektesini sağlayayım. Çünkü akşam yatmadan önce hamur biraz mayalamak istiyorum. Sabahtayım, kahvaltıya geldiğimde biraz poğaça gibi yaparım ya. Pişi gibi yaparım. Ne isterse. Tezgahta yoğurmak daha kolay. Öbür türlü tepsiye yağlı kağıt koyuyorum. Onun içinde de zor oluyor. Evet. Ne zaman temizlik yapmaya kalksam aklıma eskiden şey vardı ya, Yasemin İnce'nin bir programı vardı, orada bitirmiş de katılmış vardı. Hani balerin adı benim adım, her yeri siler parlatırım diyordu. Kendimi ben de öyle hissediyorum. İnşallah sinyal sesi çok fazla gelmiyordur size. Ama başka türlü de suyu açmadan burayı önce bir bezle alacağım, ondan sonra su döküp tekrar yıkayacağım. Çünkü yiyecekler buraya direkt değiyor, ondan sonra bir de zehirlenmeyelim. Şimdiki şöyle bir dur. Akşam hamurumu da yoğurdum mu? Akşam saatinde bugün dediğim gibi ne telefon ne bir şey, hiçbir şeyle uğraşmadan sadece birazcık başımın dinlenmesini istiyorum. Dün de öyle televizyon açtım. Tabii müzik dinliyordum. Dün müzik dahi dinlemek istemedim. Böyle hiçbir şey yapmak istemediğim bir dönemden geçiyorum. İnşallah bunlar da depresyon belirtisi değildir. Depresyona yıllar öncesine girmiştim de çıkamamıştım. Ancak psikiyatri ilaçlarıyla İçinde bulunduğum durumdan çıkabilmiştim. Yine aynı duruma gelmek istemiyorum. Burada silikon çektirdiğim için rahat rahat
yıkıyorum ama şu köşe bantlara tekrar bir geçeceğim. Çünkü fark etmeyip üstümü değdirirsem. Gerçi bunlar kıyafetlerde belki açmıyor ama şurası çok içine sinmedi. Burada bir sararma var. Çünkü kahveye sıcak bir tencere konmuş. Evet. Bunu bitirdim. Çayım soğudu. Oturmadan önce baltamı nasıl olsa yaprakları aldım. Kendime güzel bir keyif kahvesi yapayım kahvenin için. Öldüm yok ondan sonra olmazsa. Biraz kafamı dinledikten sonra daha bir kitap okuyup İçinde bulunduğum ruh halinden çıkabilirim belki. Öyle ümit ediyorum. Evet. Neyse sevgili tezgahçıazım. Evet artık şey gibi oldum ben de Melike gibi oldum. O da evde çamaşır makinesiyle, bulaşık makinesiyle konuşuyorum dedi. Ben de tezgahla konuşuyorum. Artık çiçekleri de geçtim. Mutfak tezgahıyla konuşuyorum. Sizlerden de yavaş yavaş müsaade isteyeyim. İnçik inçik çiçekler. Bu yapraklar böyle aralara düşmüş. Oraya eğil, buraya kalk. Onu sula, bunu sula derken. Şu tepedekilere zaten sulamak zor. O yüzden az su isteyenlere zaten oraya yukarıya astım. Her gün çıkıp inip çıkıp sulamayayım diye. Neyse en azından onların sulaması bitti. İlk kalktığımda da zaten salondakileri sulamıştım. Akşam sular, balkondakileri sular, hamurumu yoğurur. Ondan sonra otururum. Sizlerden de yavaş yavaş müsaade isteyeyim. Yarın siz canlarımla tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız diyorum. Hoşça kalın.